İyi günler Ege Üniversitesi'nin değerli izleyicileri. Her hafta cuma günleri olduğu bu cumada çok önemli bir konu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu ancak belki de Türkiye televizyonlarında hiç işlenmeyen bir konu bugünkü konumuz. Kırmızı işçi, Türklerin, Orta Asya'da yaşayan Türklerin ve Orta Asya'da gelen Türklerin milli içeceği olan kırmızı konuşacağız. Ve bu konuda da çok önemli bir konuğum var çünkü kendisi kırmızıyla ilgili çalışıyor. Araştırma görevlisi Aslı Akpınar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim elemanı kendisi ve doktora tezi de kırmızıyla ilgili. Bununla ilgili başka makaleleri de var. Kendisiyle bu programda kırmızı konuşacağız. Bir an önce belirttiğim gibi bu konu gerçekten de Türkiye'deki televizyonlarda belki hiç işlenmedi, belki çok az işlendi. Dolayısıyla belki de bu kadar geniş olarak ilk kez Ege Üniversitesi televizyonunda konuşulmuş olacak. Evet Aslı'm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Kımız dediğiniz gibi gerçekten çok işlenmemiş bir konu ve çok az yer verilmiş bir konu aslında. Ama az yer verilmesine rağmen yararları oldukça fazla olan ve Orta Asya'daki Türkler tarafından oldukça fazla bilinen bir fermente süt içeceği. Yani şeyden mi nedir yani şimdi önce çünkü sevgili seyircilerimiz kırmızı çok fazla bir belki de ismini duydular ya da Kemalpaşa'da biliyorsun bir kırmızı çiftliği var. O kırmızı çiftliği nedeniyle kırmızı işitmiş olabilirler. Önce sizden rica ederim, nedir kırmızı? Kırmızı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Kımız aslında kısrak sütünden elde edilen fermente bir süt içeceği. Bu süt içeceğinin içerisinde kısrak sütü kullanıyor. Kısrak sütü laktik asit bakterilerinden laktobasilluslar ve mayalardan da saccharomyces veya chlorymyces gibi çeşitli maya türlerinin kullanıldığı fermente bir süt içeceğidir. Aslında üretimi farklı olmasına rağmen kefirde de aynı şekilde hem mayalar hem de laktik asit bakterileri kullanılıyor. Ama kımızın üretimi kefirden daha farklı. Kımızın üretiminde genelde sütümüz kısrak sütü kullanılıyor ve bu kısrak sütü 90 dereceye ısıtılıp 2 dakika bekletildikten sonra 25 dereceye soğutuluyor. Daha sonra %20 oranında daha önceden bizim elimizde bulunan kımız bir starter kültür olarak kullanarak fermantasyon başlatılıyor. Yani geleneksel yöntemde kısrak sütünü kaynatırlar mı? Geleneksel Yöntemde de yöntemde kaynatıyorlar. 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 Ama çiğ sütten de yaptıkları Yapanlar olmuş. oluyor. Ama çiğ sütü kullanıldığı takdirde çiğ süt raf ömrü daha kısa. Pastörizasyonla birlikte raf ömrü daha fazla uzuyor. Örneğin pastörize etmediğimizde biz kısrak sütünü bir hafta gibi bir süreyken pastörizasyon sonunda 2 hafta veya 3 haftaya kadar raf Dayanabiliyor. ömrü dayanabiliyor. Kımızımızı biz starter kültürüne ekledikten sonra geleneksel yöntemle üretimde çalkalama işlemleri başlıyor. İşte kefirden En zor kısmı aslında herhalde burası değil mi? Çalkalama kısmı. en zor kısımları bu. Çünkü 15 dakika veya 1 saat boyunca çok hızlı bir şekilde çalkalamanın Çalkalanıyor. yapılmış olması gerekiyor. Ve daha sonra da yaklaşık olarak 12 veya 16 saat arasında bir fermantasyon süresi var. Bu fermantasyon süresi içerisinde karıştırma işlemi hala daha devam Yani etmekte. diyelim ki 16 saat anladığım kadarıyla hemen hemen maksimum süresi. Yani 16 saat boyunca karıştırılıyor mu? Evet, Çalkalanıyor mu? evet, evet. İlk başta Çok 2 zor, saatte zahmetli bir işmiş. çok oldukça zahmetli bir iş. Fakat her saat başı 15 dakika veya yarım saat. Bu sefer ilk karıştırmadan daha yavaş bir karıştırma şeklinde her saat başı. Karıştırma işlemi olduktan sonra ürünün pH'sı 4 Asitli yani. asitliği 4,6'ya düşeseye Yoğurt, kadar yoğurdun asitliğine. yoğurdun asitliğine düşeseye kadar bu işlem devam ediyor ve daha sonra sonlandırıyoruz fermantasyonumuzu ve soğukta artık depolayabiliyoruz. Kaç derecede depolanıyor peki soğuk? Yani normal buzdolabı sıcaklığında mı kefir gibi Buzdolabı 4 santigrat derece derecede? sıcaklıkta depolanabiliyor ve depolama süresi de yaklaşık 2 hafta. Dediğim gibi 3 haftaya da uzayabiliyor ama hani genelde daha çok tercih edilen 2 haftadır. Beklenen yararları görebilmemiz için. Çünkü kımıza biz ilk yapım aşamasında koyduğumuz kültürdeki laktik asit bakterilerinden laktobasillusların ilk 24 saat içerisinde sayısının hızla arttığı tespit edilmiş.
daha sonraki ilerleyen aşamalarda, depolamanın ilerleyen aşamalarında bu sayının azaldığı görülmüş. Biz bu olumlu mudur insan sağlığı açısından bunun bu azalması? Bu azalmasını biz istemeyiz. Çünkü biz tüketinceye kadar içindeki mikroorganizmaların istediğimiz seviyede, bize yarar sağlayacak seviyede olması gerekiyor. Faydalı mikroorganizmalar. Faydalı mikroorganizmaların. Çünkü kımızın içerisinde laktik asit bakterilerinden laktobasilus türleri var. Fakat bunların içerisinde probiyotik özellikte olan mikroorganizmalar da var. Yani probiyotik özellikteki mikroorganizmalar derken ne demek istiyordunuz? Yani probiyotik ne demektir? Biraz açar mısınız? Probiyotik mikroorganizmalar canlılara yararlı olan mikroorganizmalardır. Ve probiyotik mikroorganizmalar insanların bağırsak sisteminde safra tuzu ve mide asidine karşı dirençli olan ve bağırsak sistemine geçiş yapabilen mikroorganizmalardır. Anladım. Peki kımızda bu mikroorganizmalar var. Öyle değil mi? Maya herhalde probiyotik maya da. Probiyotik mayalar da var. Probiyotik bakteriler. O zaman kımız için biz probiyotik bir üründür, bir gıdadır veya bir içecektir diyebilir miyiz? Şöyle diyebiliriz. Ancak sayısının müdahale ettiğimiz ölçüde bu probiyotik bir gıda diyebiliriz. Çünkü eğer ki bizim koyduğumuz kültür içerisinde probiyotik mikroorganizmaların sayısı istenilen seviyede değilse tabii ki diyemeyiz. Peki ne kadardır o seviye? Yaklaşık olarak mililitrede 10 üzeri 7. Yani 1 gramda adet. 1 gramda 10 üzeri 7 ne de 10 milyon mu demek? 1 milyon evet, 10 milyon. 10 milyon. Yani evet. 1 gram kımız içerisinde 10 milyon probiyotik bakteri olduğunda biz buna probiyotik ürün diyebiliriz. Yani ürüne probiyotik ürün diyebiliriz. Evet. Diyebilir. Kımız o anlamda eğer 10 milyon üzerinde üretim yöntemi geri 10 milyon üzerinde probiyotik bakteri ve maya içeriyorsa o zaman probiyotik diyoruz. Tabii ki. Çünkü yaptığım çalışmada ben de tabii ki ön denemelerini yaptım. Ve probiyotik o... Sizin peki kımızla ilgili çalışmanız tam siz ben de aslında programın sonuna bırakmıştım. Ancak ne yapıyorsunuz siz kımızla ilgili? Yani bir proje mi, bir tez mi? Ve neden kımızı seçtiniz? Benim doktora tezim kımız. Neden kımızı seçtim? Çünkü kımız aslında sağlığa yararlı bir ürün ama nedense tüketicilerin damak zevkine, yani Türkiye'de tüketicilerin damak zevkine çok uygun olmayan bir ürün, tercih edilmeyen bir ürün ama sağlığa oldukça yararlı olan ve bir ürün. Ve fazla tanınmıyor. Belki İzmirliler evet. Kemalpaşa'dan dolayı tanıyorlar ama belki diğer illerde tanınmıyor. Evet. Ne yazık ki tanımıyor. Ama bunun tam tersi olarak Orta Asya'da, Rusya'da, Özbekistan, Tataristan, Kırgızistan, Sibirya, Çin, Moğolistan birçok ülkede kımız oldukça tüketiliyor. Ve hatta kımızın orta sertlikte, yarı sertlikte çok sert ve zayıf kımız üretimi de var. Bunlar tabii ki içerindeki asitlik ve alkol oranına göre sınıflandırılıyor. Çeşitli şekillerde kımız üretimi var ve endüstriyel boyutta üretim var. Saydığınız ülkelerde. Tabii saydığım ülkelerde özellikle Rusya'da endüstriyel boyutta üretimler var ve zaten Rusya'da kımız çok eskiden beri bilinen, sanatoryumlar kurulmuş hatta bunun üzerine. Çünkü hastalıkların tedavisinde yardımcı bir madde olarak veriliyordu ve bu yüzden Rusya kımız konusunda oldukça ileri düzeyde. O yüzden endüstriyel üretimi de oldukça ileri bize göre. Çünkü biz de sadece bir tek yer ve o da geleneksel yöntemle aslında yapıyor. Kemalpaşa'da kımız çiftliğinde. Evet. Benim aslında isteğim bir tek yerde olmaması, kımızın herkes tarafından bilinmesi, içilmesi, sevilerek tüketilmesini isterim aslında. Bu amaçla başladık ve özellikle biz aslında kımızın mikroflorasını tanımlamayla başladık. Değişik orijinli kımızlar aldık. Değişik orijinden demek istediğim Rusya'dan, Moğolistan'dan, Kırgızistan'dan, Tataristan'dan, Türkmenistan'dan çeşitli kımızlar ve tabii ki Türkiye'den de aynı şekilde tek bir örneklerimizi getirdik. Ve bu kımızların içerisinde bulunan mikroorganizmaları izole ettikten sonra bunların tanımlamasını yaptık. Tanımlamasını yaptıktan sonra
Tabii ki hangi mikroorganizmaların daha fazla, hangilerinin daha sayısının az olduğunu belirledikten sonra özelliklerini bildiklerimiz kültürden kendimiz bir kültür oluşturduk. Hı hı. Ve ön denemesini sadece şu anda yaptık. Ön denemenin sonucunda da aslında birazcık daha, tabii ki bu yaptığımız ön denemelerde biz farklı inek sütü de kullandık, hı hı. keçi sütü de kullandık. Hı hı. Ve bunların duyusal olarak değerlendirmesini yaptığımızda tüketilebilecek durumda geldiğini yani gördük. İnek ve keçi sütünden yapıldığında Türkiye'deki insanların damak zevkine daha uygun olduğunu, evet. olabileceğini gördünüz. Evet, evet. Şimdi onu, o zaman tezin bundan sonrasını onun üzerine kurguluyorsunuz herhalde, değil Tabii mi? Tabii ki. Şimdi tezin bundan sonraki kısmında oluşturduğumuz ve seçtiğimiz kültür kombinasyonlarını biz gene kısrak sütü de kullanacağız kısrak, tabii ki. O herhalde şey olacak. Evet, kontrol örneğimiz kontrol olacak. Kontrol örneği şahit olacak. Ama keçi sütünü de kullanacağız. Hı-hı. Tabii keçi sütünü bizim kısrak sütüne benzetmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden de kısrak sütü inek sütü veya keçi sütüne göre laktoz bakımından daha zengindir. Yani süt şekeri kısrak sütte çok. Çok, evet. Fakat kısrak sütünde yağ miktarı ve protein miktarı diğer sütlere göre daha düşüktür. Hı hı. Ve biz bu yüzden keçi sütüne hem normal bir şekilde hiçbir şey eklemeden yapacağız. Hı-hı. Hem de %2 oranında sakkaroz ekleyerek yapacağız kımızımızı. Ve yani normal şeker bizim bildiğimiz çayda kullandığımız evet, çay şekeri ekleyerek. Çünkü kımızın içerisinde bulunan mayalar farklı şekerleri kullanıyor ve aynı zamanda laktik asit bakterileri de bu şekerleri kullanıyor ve bir fermantasyon meydana getiriyor. Bu fermantasyon sırasında birçok madde oluşuyor. Örneğin laktik asit oluşuyor, karbondioksit oluşuyor ve etil alkol oluşuyor. Alkol oluşuyor yani. Evet, tabii alkol oluşuyor ama oluşan alkol miktarı oldukça düşük seviyede. Zaten bu oluşan alkol miktarını biz kendimiz kullandığımız kültür kombinasyonunu değiştirerek de gene müdahale edebiliyoruz. O yüzden zaten Rusya'da zayıf, orta ve kuvvetli kımızlar yapılmış. İçerisindeki alkol miktarına göre. Tabii, evet, ona göre kültür kombinasyonlarında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Peki ne kadar alkol oranı var içerisinde? Nedir alkol oranı? Şöyle söyleyeyim, zayıf kımızlarda %1 oranında, %1. Orta kımızlarda %1 ila 1,5 arasında. Kuvvetli kımızlarda en fazla %3 olacak şekilde. Yani o zaman alkollü bir içecek. Yani baktığımız zaman kefir gibi, şimdi kefir için de alkol içecek diyorlar. Kefirde alkol miktarı çok 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 düşük. Çok düşük. Ama ancak bu baktığımızda alkollü bir içecek sınıfına giriyor mu? Gazlı alkollü içecek sınıfına mı giriyor? Şöyle nasıl bizim bu? Müdahale edebileceğimiz şekilde. Hı-hı. Mesela benim kendi ön denememde yaptığımda ben kendim koyduğum kültüre müdahale ederek bunun daha az miktarda üretecek şekilde, daha alkol miktarı daha az olacak şekilde yumuşak içimli bir kımız yaptım. Ve bu alkol miktarda hani kitleye bakıldığında, hı hı. mutlaka hani oluşabilecek, çünkü içerisinde biz maya mikroorganizmasını kullanıyoruz. Mutlaka, hı hı. oluşabilecek bir alkol miktarı ama çok yüksek bir miktar, hı hı. olmadığı için çok belirgin bir rahatsızlık yani rahatsızlık değil de aslında belli olmuyor. Hı. Çünkü biz mayaları bütün ürünlerde kullanıyoruz. Tabii. Ekmekte de kullanıyoruz. Hı. Kefirde, hı. de var ama bunlar tabii ki çok yüksek miktarda değil. Hı hı. Peki şimdi birçok ülke saydınız. Oralardan örnek getirttik dediniz. Hı hı. Oralardan üretiliyor kımız aslında. Yani bu saydığınız ülkelerde mi üretiliyor? Onları tekrar sevgili izleyicilerimize aktarabilir misiniz? Hangi ülkelerde üretildiğini? Daha çok kımız ilk olarak Orta Asya'da başlamıştır, hı hı. ve Tataristan'da başladı. Şöyle 1253'lü yıllarda Fransız bir gözlemci aslında Tataristan'a gittiğinde, hı hı. kımız üretimini görmüş, hı hı. ve kımız üretimiyle ilgili gözlemlerini bildirmiştir. 1253 yılında. 1253. Aslında kımızın tarihçesi oldukça eski. 9. yüzyıl, milattan önce 9. yüzyıl. Milattan önce. Evet. Homeros'un İlyada destanında da yer verildiği söyleniyor tarihçesinde. Ama daha elde tutulur belgeler 1253 yılında ve daha sonra da Rusya'ya gitmiş bir asker Rusya'da kımızın yapıldığını
görüyor. Ve bunun sağlığa yararlı etkilerinin olduğunu ve aslında insanlara tedavinin yanında ek olarak verildiğini görüyor. Hı hı. Ve bununla ilgili bilimsel çalışmalar başlıyor. Hı hı. Ve daha sonra da Rusya bunu daha da ilerleterek sanatoryumlar kuruyor. Hı hı. Ve bu sanatoryumlar 100 yıl kadar devam ediyor çalışmalarına. Çünkü kımızın hem sağlığa yararlı etkileri hem de iştah arttırıcı özellikleri, neşe vermesi, ferahlık vermesi gibi özelliklerinden dolayı severek tüketiyorlar. Hmm. Ama dediğim gibi mesela Rusya bunu daha yüksek alkol oranında kullanabiliyor. Yani orada yani, daha yüksek alkol üretiyorlar. Rusya içerisinde, tabii, Rusya Federasyonu içerisinde. Evet, evet. Yani peki Türk Cumhuriyetlerinde nasıl? Baktınız mı hiç? Türkiye Cumhuriyetlerde tabii ki alkol oranı daha düşük. Daha Mayaların çeşitliliği daha az aslında. Hı hı. Rusya'da temin ettiğimiz kımızlardaki maya çeşitliliğiyle diğer Türkiye Cumhuriyetlerindekiler oldukça farklı. Aslında ama gene tabii ki ortak çerçevede olanlar da var. Hı hı. Ama daha az alkollü diyebilir miyiz? Tabii birazcık daha fark edilebilir bir düzeyde var. Fark ediliyor hem kokusundan hem tadından hem yapısından. Hmm. Yani Rusya'dakiler birazcık daha alkol ediyor. Kokusu gelebiliyor. Hmm. Ama dediğim gibi bu ürünler aslında kımız daha çok Rusya'da sağlık yönünden ilk olarak değerlendirilmeye başlamış. Çünkü kımızın sindirim sistemine, dolaşım sistemine. Yani şimdi faydaları, yani evet. Bilinen faydaları nelerdir? Yani o devam edelim lütfen sindirim sistemine. Sindirim sistemine, dolaşım sistemine oldukça yararlı ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı zaten hı hı. üründe bulunan laktik asitler ve mayalar aslında ürünü bir koruyucu mekanizma içerisinde koruyorlar. Ve bunların antibakteriyel özellikleri de var. Bağırsak sistemine geçişleri olabildiği için kımızda kullanılan hı hı. mayaların ve bakterilerin bağırsak sistemine geçişleri olabildiği için bağırsakta hakim duruma da gelebiliyorlar. Hı. Şu şekilde tabii ki normalde yoğurt bakterileri dayanıksızdır. Midasından geçmez. Evet. Yalnız kımızda bulunan kültürler, hmm. kültürün içerisinde bulunan daha doğrusu probiyotik özellikte de olan mikroorganizmalar bağırsak sistemimize ulaşırlar ve orada diğer mikroorganizmaların kolonizasyonuna engel olarak orada yerleşerek sağlığa yararlı etki sağlarlar. Yani bağırsakta ileri gelebilecek olan hastalıkları önlüyor o zaman. Çünkü orada tabii yerleşiyor, ki. Kolonize oluyor ve zararlı bakterileri. Peki bu sonucunda mesela bağışıklık sistemi güçlendiriyor mu? Tabii ki. Yardımcı oluyor diyelim daha doğrusu. Yardımcı oluyor. Güçlendiriyor, yardımcı oluyor. Peki gençleştirilmeye yardımcı oluyor mu? Hücre yenilemeye yardımcı tabii oluyor ki. Mu? Tabii ki. Hücre yenilemeye de yardımcı olduğu. Zaten aslında kımızın sadece bu hastalık tedavi etmesinin yanında bir de mesela neşe verdiği, huzur hı hı. verdiği ve depresyon tedavisinde de kullanıldığı literatürlerde görülmektedir. Aslında yapılmış çalışmalarda depresyon tedavisinde de kullanılmıştır. Evet. Yani Rusya'da mı yapılıyor? Rusya'da. Türk Cumhuriyetlerinde de sanırım oralarda sanatoryumlar var. Ya o geleneğe devam ettiriyorlar diye düşünüyorum ben. Onunla ilgili bir şey anlatayım sevgili izleyicilerimize. Şimdi ben Kırgızistan'a gittiğimde işte kımızla ilgili görüşmeler yapıyorum. Şunu söylüyor Kırgızlar. Biz işte çok fazla doktora gitmeyiz. Niye dedim çok fazla doktora gitmezsin? Çünkü biz kımız içeriz. Mesela işte grip gibi hastalıklarda, işte diğer hastalıklarda biz kımız içerek kendimizi tedavi ederiz. Zaten çok fazla da hastalığa yakalanmayız. Ya hasta olmayız. Bunun nedeni, en büyük nedeni de diyorlar kımız içtiğimiz için diyorlar. Ya enteresan. Mesela sizin de dediğiniz gibi marketlerde kımız görmedim ben. Yani paketlenmiş halde hiç kımız görmedim Kırgızistan'da, Bişkek'te veya diğer illerde. Ancak kefir çok fazla miktarda tüketiliyor. Yani kımız belirli dönemde tüketiliyor. Çünkü at sütü belirli bir dönemde ya. Ve paketlenmediği için de genellikle taze olarak içiyorlar. Belirli dönemde kımız üretim var ve dolayısıyla belirli dönemde içiyorlar. Ama kefir işte inek sütüne yapılan yılın her döneminde var ve çok fazla sayıda kefir çeşit çeşit.
Yağ oranına göre işte %2 yağlı, 3 yağlı, 1 yağlı, 0 yağlı kefirler var, biyo kefirler var. Yani baktığınızda gerçekten de süt ürünleri çok önemli. Yani Türk Cumhuriyetlerinde ve Rusya'da süt ürünleri çok değerli ve çok önem veriyorlar. Çok fazla sayıda tüketiyorlar ama bunu tabii daha çok hani süt içerek değil de ürünler şeklinde tüketiyorlar. Mesela kımız ve kefir şeklinde tüketiyorlar. Ben buna da şahit olmuştum. Gerçekten de şey, sanatoryumları da gördüm. Çok güzel böyle milli parkların içerisine işte binalar yapmış, hastane gibi bina ve orada sanatoryumlarda bazı hastalıkları kımız içererek iyileştirmeye tedavi ediyorlar. Bunlar işte tüberküloz gibi mesela bazı değil mi yani? Evet, tüberkülozda, veremde, özellikle akciğerle ilgili rahatsızlıklarda sanatoryumlarda tedavi edici belirli dozda veriyorlar herhalde. Tabii ki. Hı hı. Ama Rusya'da aslında ilk aşamada bu sanatoryumların kurulduğu sırada akciğer verimine karşı olarak tedavide kullanılmıştır ve olumlu sonuçların da elde edildiği görülmüş. Aslında kımızı Türkiye'de de belirli bir kesim sıklıkla tüketiliyor. Çünkü bu etkilerini çok iyi biliyor. Benim isteğim tabii ki bu tezle birlikte, projeyle birlikte insanların daha fazla kımız tüketimine başlaması, damak zevkimize uymuyor diye tüketmemesi. Çünkü mutlaka kefir de ilk başlarda aslında insanlar tarafından çok böyle sevilerek, beğenilerek içilmiyordu. Ama daha sonra şu anda mesela çok oldukça alışkanlık kazanıldı ve herkes kefiri çok isteyerek ve severek tüketiyor. Ben kımızın da aynı şekilde olmasını çok isterim. Çünkü yararlı bir içecek. Bizim ata içeceğimiz. O yüzden buna bizim de sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde de eğer ki sonucumuz güzel olursa tabii ki kısrak sütüne alternatif olarak çeşitli sütlerle de kımız benzeri bir şekilde ürün yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya yani şöyle, burada tabii bir şey vurgulamak gerekiyor. Hani burada niye inek ve keçi sütü kullanır? Türkiye'deki yaşayan insanların damak zevkine uyum sağlaması. Yoksa hani sizin kımızın üretimini değiştirmek gibi niyetiniz yok. Yok, hayır. Sadece Türkiye'de yaşayan insanlar kısrak sütten yapılan kımızı pek damak zevklerine uygun bulmuyorlar. Evet. Dolayısıyla acaba yeni bir alternatif, yani kımız çok faydalı bir ürün. Dolayısıyla bunun tüketimin yaygınlaşması gerekiyor. Acaba inek ve keçi sütünden yaparsak biz bunu Türkiye'nin damak zevkine uyar mı? Evet, aslında. O nedenle zaten bu şeyler seçildi. Tabii o zaman şöyle yapabiliriz. Sizin tezinizin bittiğinde bunun sonuçları aslında bu yine Ege Üniversitesi Televizyonu ekranlarında sevgili izleyicilerimize paylaşalım. Çünkü gerçekten çok önemli. Ben Kırgızistan'a içtim. Mesela yine bir anımı anlatmak istiyorum. Bir at binmeye götürdüler beni Kırgızlar. İşte birlikte at. Fakat parkura girdiğimiz anda yağmur başladı ve bütün parkur boyunca üzerimde benim bir şey yok. Çünkü yaz günü, Ağustos'tu, gömlekle gitmiyor, sırılsıklama oldum. Ve hemen beni çadıra götürdüler orada. İşte kımız içilen çadırlar var. Çadıra götürdüler. Dediler ki hasta olmak istemiyorsan bunu içeceksin. Bir, böyle onların kaseleri var, böyle yuvarlak kaseleri. Bana bir kase kımız verdiler. Onu içtim. Gerçekten de hiç rahatsızlık duymadım. Çünkü oradan eve gittim. İşte üstümü değiştirinceye kadar bayağı bir saat falan da vakit geçmişti. Gerçekten de orada severek bunu tüketiyorlar. Ve mesela orada pazara gittiğinizde, Bişkek'in içerisindeki pazar, Oş Pazarı diye bir pazar var. Oraya gittiğinizde de pazarın bir kısmı sırf kımız satıyorlar. Evet. Ve ben oraya Türkiye'den geldim de gittim. Çok ilgi gösterdi. Herkes kımız ikram etmeye kalktı. Yani o bütün kımızları işte az az falan içtik. Yani Türkiye'den geldiğiniz önce sizde bakıyorlar Rusça konuşuyorlar. Sonra Türkiye'den geldiğinizi öğrenince işte ben diyorum Kırgızca konuşun diyorum. Ben Rusça bilmiyorum diyorum. Ve herkes bunu ikram ediyor. Peki bundan sonra bu projeyi bitirdikten sonra, doktora projeyi bitirdikten sonra kımızla ilgili başka projeleriniz var mı? Yapacağınız çalışmaları düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Şu anlamda elimde benim oldukça tabii ki kültür kombinasyonunu oluşturacak birçok mikroorganizmam var. Çünkü biz yaklaşık olarak 25 tane örnek, 25 ile 30 arasında örnekten izolasyon yaptık. O yüzden elimde oldukça fazla kültürler, izolatlar, kültürlerim var. Tabii ben bunlardan sadece şimdi üretim için belirli bir kısmını kullandım. Geri kalan kısımlarıyla ilgili tabii ki
özelliklerine bakmak adına çeşitli projeler yapmayı düşünüyorum. Hı hı. Ve bundan sonra da çeşitli hem kombinasyonlar, çeşitli sütler kullanarak yapmayı planlıyorum. Herhalde bu araştırma sonuçlarını da bir uluslararası kongrelerde paylaşırsınız tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii çünkü ki. Çok önemli. Çok, evet. Türkiye'de benim bildiğim kadar çok fazla bu konuda çalışma yok. Belki en kapsam çalışma sizin çalışmanız olacak değil mi? Yani olabilir. Çok az çalışma var. Ben zaten çok az çalışma olmasından yola çıkarak da bunu istedim. Daha fazla sayıda çalışmanın yapılması, ileriye dönük olarak teşvik etmesi açısından da iyi olacağını düşünüyorum. Sadece çalışma anlamında değil, Türkiye'de kısrak yetiştiriciyi de bildiğiniz gibi çok az miktarda. Belki bu sayede kısrak yetiştiriciliğin de artar. Daha fazla at sütü olduğundan dolayı biz kımızı daha etkin bir şekilde üretmeye başlarız. Hatta endüstriyel üretime de geçebiliriz diye düşünüyorum. Peki siz tezi yaparken bu 16 saat falan karıştırmayı veya bir alet var mı? Yani kımız makinesi mevcut mu? Evet. Veya ya var mı bölümünüzde yaptırdınız mı? Nasıl yapıyorsunuz? Biz tabii kımızın daha önceki yapılmış olan çalışmalardan bu şartlarını öğrendikten sonra kendimiz elle çalkalama şeklinde yapmaya çalıştık. Fakat istenilen tat oluşmadı. Bir de 16 saat çalkalayacaksınız. Evet, yani. Evet. O yüzden biz bunun makinesini yaptırdık. Ve şartları söyledik. Nasıl olması gerekiyor, gerektiğini söyledik. Ve bir firma bize bu konuda yardımcı oldu. Bu firmanın yaptığı biz makineyle çok güzel bir şekilde tam uygun koşullarda üretimimizi yaptık. Çünkü makinenin daha doğrusu ürünü yaparken ürünün sürekli sabit bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Bunu bizim çalkalama işlemi sırasında eğer inkübatörde yapıyorsak dışarı çıkartmak zorunda kalıyoruz. Ama bu makineyle biz bunu aynı sıcaklık derecesinde kalarak çalkalama şeklinde yapabiliyoruz ve makinenin dizaynı gerçekten çok iyi oldu ve yani tam uygun şekilde bizim yapmamıza olanak sağladı. Ya o zaman o makineyi yapanlara teşekkür edelim buradan. Evet. Değil mi? Yani Ünoxtek özellikle Mustafa Süngü'ye. Mustafa Süngü Bey, evet. Beyefendi teşekkür. Çünkü makineyi üniversitemize bağışladılar. Yani bunu ücretsiz yaptılar ve bu makineyi üniversitemize bağışladılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum bu ekranlarda. Kesinlikle. Uluslararası camiada bunu duyurmak istiyorsun. Bu çok güzel. Bir de yerel tabii. Türkiye kamuoyu da önemli. Bunun sonuçlarını mutlaka paylaşmanız gerekiyor. Tabii. Zaten biz televizyon olarak bunu sonra paylaşırız ama bence başka kanalların da buna ilgi gösterir. Çünkü çok yeni bir konu bu. Yani Türkiye için çok bilindik bir konu değil. Gerçekten de çok güzel bir program oldu Aslı Hanım. Çok teşekkür ediyorum size. Ben dediğim gibi bu projenin sonuçlarını sonuçlandırdığınız zaman yine Ege Üniversitesi'nin bu değerli televizyon ekranlarında değerli izleyiciye bunun sonuçlarını aktaralım. Ve kamuoyunun da ilgisini çekelim ve tüketimi arttırmak yönünde biz de üzerimize düşen şeyi yapalım diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta çok değişik bir konuyu işledik. Türkiye kamuoyunda çok fazla bilinmeyen ve aynı zamanda Türkiye televizyonlarında çok fazla işlenmeyen bir konuyu işledik. Kımızı işledik. Türklerin Orta Asya'dan itibaren getirdikleri milli içecekleri ve hala Orta Asya Türklerin ürettiği ve tükettiği bir içecek, bir süt içeceği bu. Aslı Akpınar konuğumdu. Kendisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalışıyor. Doktor öğrencisi. Evet sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar çok önemli bir konuda buluşmak üzere. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.